kronik prostatit vakalarında ya perine de ağrı, perine dediğimiz yerler yumurtalar, yumurtaların altları, makata doğru olan bölge, arada bir bacağı bile vurabilir, penis ucuna vurabilir, kaşınma, yanma, elektriklenme hissiyatı verebilir. Akıntılar tarif edenler hastalar, bunların bir veya birçoğu kronik prostatit hastalarında olur. Çok defa antibiyotik kullanmışlardır, geçmemiştir, doktor gezerler. Bunlar da biraz daha başarı yakalayabileceğimiz olasılıkların yüksek olduğu tedaviler artık. İşte ESVT, ses dalgasıyla, şok tedavisiyle verdiğimiz yöntemle direkt ağrıları keseriz. İkinci basamakta işte o akıntılar da biraz kesilir. Tabii ki hastaya 3-4 tane basamak hastaya göre, hastanın özelliğine göre daha büyük önerilerimiz oluyor. Kaç defa cinsel anlamda boşalması gerektiği, bir takım kullanması gereken ilaç veya bitkisel ürünler, neler yapması gerektiğine dair biz de muayenede bunları konuşuyoruz. Bazı tetiklerine göre mesela prostat ultrasonlarının bizim için önemli olabiliyor. İçindeki kir, pas, kireçlenme veya şekli, idrar telinin özelliği, sperm tellerinin özellikleri önemli bizim için. Fakat işte yeni düzendeki tedaviler, daha az komplikasyon veren, biraz daha antibiyotiklerden uzak bu tür tedaviler kronik prostatitlerde çok önemli.